أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أكرموا العلماء ووقروهم وأحبوا المساكين وجالسوهم وارحموا الأغنياء وعفوا عن أموالهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan rızam aleyhi bir salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtar, dar, baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Ekrimül hubz, ekmeğe ikram edin, bildiğimiz aziz ekmeğe ikram edin, her türlü çeşit ekmeğe, francala olsun, yuvarlak olsun, trabzon ekmeği olsun, yufka olsun, ekmek mi adı? Ekmeğe saygı duyun, ikram edin. Peygamberin emri bu efendim. Evet. Fe innallâhe ekremehu. Çünkü Allah ekmeğe ikram etmiş, nimetlerin en azizi yapmış onu. Katıksız yaşarsın ama ekmeksiz yaşayamazsın. Ekmek bir numaralı nimet. Aziz ekmek. Bu Allah bile onu böyle şereflendirmiş, aziz etmiş, sen de ona ikram et. Femen ekremel hubze ekremehullah. Kim ekreme şeye, ekmeğe ikram ederse, saygı görürse Allah'a saygı göstermiş olur. Ne demek ekrem, ekmeğe ikram ne demek? En la yuta. Çiğnememek ekmeği. Evet, çoluğuna çocuğuna, din kardeşine, bilmeyene öğreteceksin bunları. Onun için size söylüyoruz. Ekmeği çiğnemeyeceksin. Peygamberin emri bu. Aziz ekmeği çiğnemeyeceksin. Hor görmeyeceksin. Zelil görmeyeceksin. Ekmeğiyle kir temizlemeyeceksin. Ağzın bulaşığını temizlemeyeceksin. Elin bulaşığını ekmeğiyle temizlemeyeceksin beyefendi. O aziz ekmek. Kir temizleme aracı değil. Allah'ın en aziz nimeti o. Evet. Ekmeği çöpe atmayacaksın. En la yuda fil kazurat. Evet. Gübreliğe, çöpe atmayacaksın diyor peygamber, söylüyor. Müslümanlara hitap ediyoruz. İstanbul'daki çöp tenekeleri ekmekle dolu. Yemek artıklarıyla dolu. Ondan sonra bayram namazına, cuma namazına gidiyorsunuz. Nasıl hesap vereceğiz? Allah'ın izaz ettiği, en kıymetli nimet yaptığı ekmeği çöpe atmak, ona hakaret, yani Allah'a hakaret diyor peygamber yahu. Ekreme, ekmeğe hakaret, nimete hakaret, Allah'a hakaret diyor. Aziz etmiş ekmeği. Sen nasıl çöpe atıyorsun hanımefendi, beyefendi? Bunun hesabını vereceksin. Daha neler gelecek bak. Nimet en aziz, insanların
hayatın idamesini sağlayan şey. O olmasa biz hayatımızı devam ettiremeyiz. Allah bize onu vermiş. Ama sen o ekmeği çöpe atıyorsun. Gübreliğe atıyorsun. Mezbeliliğe atıyorsun. Bir tane sırıyor atıyor yola. Ötekiler geliyor basıyor çiğniyor o ekmeği. Arkadaş. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki le in şekertüm le ezidenneküm. Ekmeğe şükrederseniz, nimetlere şükrederseniz vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Le ezidenneküm. Oradaki le o, enne o. Eğer nimete şükrederseniz daha çok vereceğim diyor. Yeminle söylüyor Allah. Ama nankörlük ederseniz, israf ederseniz, horlarsanız elinizden alacağım diyor Allah. Evet. İkinci harbi, hepsi misal veririm yaşayan adamdan duyduğum için. İkinci harbinden evvel bizim o taraflardan bir amca ticaret maksadıyla Sirkeci'ye gelmiş, lokantada yemek yemiş, çıkmış çöp tenekesi ekmek kırığıyla yemek artığıyla dolu. İrkildim diyor. Tüylerim diken diken oldu. Bu bilgili bir adam. Dini diyanetli biliyor. Allah korkusu olan bir adam. Tüylerim diken diken oldu. Çoğu varmadı diyor. Ekmeği karneyle bulamadık diyor. Aldı Allah diyor. Kıtlık olmuş o zaman ya. Şeker falan olmadığı zamanlar. Çöp atarsanız işte böyle elinizden alır. Şimdi adam bir ton para alıyor, maaş alıyor. Ya ben ayda 30 başladım 30 lirayla maaş, müezzinlik maaşı 60 liraya çıktı sana. Şimdi şu kadar. 60 lirayla para artırdım ya. Bereketi vardı. Şimdi adam bir ton para alıyor, yollara düşüyor, yetmiyor falan. Yetmemesinin sebebi şu. Ekmeği evin hanımı çöpe atıyor. Çocuk bir tane alıyor, elmayı ısırıyor, atıyor çöpe. Nimeti horlamaktır bu. Nimete saygı, nimete şükürdür. Çöpe atmak ise hakarettir. Hakaret olunca işte evinde maaşın 5.000 lira değil 10.000 lira maaş alsan yine yetmez. Allah sana ceza veriyor. Allah sana ceza veriyor. Evde bereket yok. Horluyorsun çünkü sen nimeti. Bunu lütfen evvela evdekilere babalar, analar öğretecek. Göreviniz komşunuza bir vesileyle öğreteceksiniz. Evet. Çok büyük suçumuz var efendim. Şimdi her gün bu nedir bilmem. Çay içiyor adam. Bir parmak bırakıyor aşağıda. Kardeşim o bir parmağı ne içmiyorsun? Nimet diyor yalvarır. Ne olur beni taban dibinde, bardağın dibinde bırakmayın. Beni şeytana vermeyin. Şeytanın işi israf, şeytanın işi. Çöpe atmak şeytanın işi. Bana ona bırakmayın. İçin diyor beni. Ben müminin kursağına gitmek istiyorum. Bu hadis. Ama senin kulağın duymuyor. Allah Allah. Oturuyoruz. Milletin çayının bardağın dibinde bir parmak, yarım parmak kalıyor. Ne içmiyorsun kardeşim? Adet olmuş. Tabakta yemek yeniyor düğünlerde bilmem mevlütlerde. Tabağın dibinde yiyorlar yiyorlar. Tabağın dibinde kalıyor. Niye yemiyorsun kardeşim? Ya görgüsüz derler. Ne görgüsüz derler yahu? Allah'ın Resulü'nün emri bu yahu. Sıyıracaksın ya tabağı. Nimetik. O yalvarıyor sana senin müminin kursağına gideyim diye. Ya yiyemeyeceğim hoca patlayayım mı? O zaman bir tabak doldurmayacaksın arkadaş. Bir kepçe koyduracaksın, bir kaşık koyduracaksın. Attırmayacaksın. Lütfen buna dikkat edin. Muazzam kaybımız var bu yüzden. Muazzam kaybımız var. Gavurlar bunu yapıyor. Arkadaş, ben Londra'da bir dilim elma gördüm. Satıyor herif. Jelatinlemiş bir dilim elma. Doktor demiş gavura, bir dilim elma hakkın var fazla yeme. Hasta, hasta. Böylelerine hitap etmek için bir dilim elma satıyor jelatin içinde gördüm yahu. Biz
bunu uygulayalım dedik. Adapazarı'nda üniversitedeki arkadaşlar imtihandan çıktık. Ramazan günü baktık ki eve varınca kadar top atacak. İftar etmekte acele etmek sünnet ya. Hepimiz hocayız. Manava dedi ki bizde şuradan 4 tane portakal ver. 4 elma ver. Ne demek istiyorsun dedi. Ya orucuz dedim. Orucumuzu bozacağız. Al lan dedi şuradan dedi. İstediğin kadar al. Bana dedi hakaret mi diyorsun? Bizde 4 portakal alınıp satılmaz. 1 portakal alınıp satılmaz. Kilo ile 2 kilo, 3 kilo. Yani adam hakaret sayıyor. Götür lan diyor. Götür diyor. Benim kim olduğumu bilmiyor. Götür ya diyor. Sana diyor paramı istediler. Ama gavur 1 dilim satıyor orada. Şimdi arkadaş yiyemeyeceksen 1 dilim alacaksın. Gavur bunu sağlamış. Çöpe atmıyor ya o. Yapmayın böyle. Evet, elma bahçesine gittik Amerika'da. İnsanoğlu böyle çocuk bilmez ki ya. Isırıyor atıyor. Ama arkada dolaşıp durup elma satacak herif. Serbest. Yemek serbest. Çıkarken tarttırıp aldığınız parasını veriyorsunuz. Elma satacak herif. Çocuk ısırıyor atıyor. Arkada adam dolaşıyor. Niye ısırıyorsun demiyor. Onu hemen topluyor. Meyve suyu yapıyor ondan. Gavur görüyor musun? Peygamberin şeyini o kullanıyor yahu. Sen de yiyemeyeceksen atma yahu çöpe kardeşim. Değerlendir onu. En azından o ekmek artığını, yemek artığını çöpe atma. Kediyi çağır, köpeği çağır, onun önüne koy. O da can taşıyor. Onun karnını doyur sen yemeyeceksen. Çöpe atmayın. Nimete hakarettir, elinizden alır. Ararsın vızır vızır. Hani şimdi tenezzül etmiyorsun, tabağın dibinde bırakıyorsun ya. O bir bardak çayı da bulamaz hale düşürür Allah adamı. Allah'ın gücüne gidiyor bu. Saygı duyun ekmeğe. Ekmeğe saygı duyan, nimete saygı duyan Allah'a saygı duymuş olur. Çiğnemeyin, horlamayın, böyle çöpe atmak suretiyle pislik yerlere atmayın, çiğnelecek yerlere atmayın. Hakaret gözüyle bakmayın. İmam Gazali diyor ki elindeki ekmek var ya senin lokma haline ağzına girinceye kadar 360 tane adamın elinden geçiyor o. Saymış dökmüş mübarek. Birincisi Mikail aleyhisselam hakkı var onda. Bu işlerle uğraşıyor. Allah'ın hazinesinden su alıyor, su veriyor, yağmur veriyor. O yağmurla ekmek oluyor. Yiyeceğin şey oluyor. Evvela Mikail aleyhisselamın. Ondan sonra görevli melekler var. Bulutları götür İstanbul'a, götür Adapazarı'na, götür Erzurum'a. Mahalleye, şu mahalleye yağmur yağıyor, bu mahalleye yağmıyor. Şu köye yağmur yağıyor, bu köye yağmıyor. Melekler, bizim şeyimiz böyle. Görevli melekler vardır. Allah'ın emrine göre şuraya yağdır, buraya yağdırma derler. Onun için havada şey var mı arkadaş? Perde var mı, duvar var mı? Allah Allah. Yağmur, kar, fırtın içinde uçağa biniyorsun bir şehirden. Başka şeyler bir şey yok. Ulan arkada duvar mı var? Kapattın mı kapıyı? Allah'ın emriyle melekler Allah'ın emrettiği yere kar yağdırır, yağmur yağdırır. Oraya yağdırmaz. Arkadaş, o yağdırdığı zaman da ekmek sebebi oluyor. O yağmur ya, o görevli meleklerin de hakkı var onda. Anladın mı? Gazali, İmam Gazali bunları söylüyor. Ya hocam bırak bunları ya. Su buharı yükselir, soğuk tepeye rastlar, yağmur olur. Ben buna hayır demiyorum ki. Sen olanı açıklamaya çalışıyorsun. Ama bunun kaynağı, sebebini söylüyorum ben sana. Onu yağdıran melektir. Allah'ın emri olmadı mı su buharı nereden bulacaksın? Yağmaz işte, yağmıyor. Yağmıyor. İstanbul'a su kıtlığı çekildiği zaman yağmur bulutu yapacaklar bilmem. Ulan geçerli bir şey olsa kendini yağdırır adam. Bir ton para verdiler. Boğaz'da yağmur bulutu yapmaya kalktılar. Oldu mu? Olmaz. Olur mu hiç? Yağdıran Allah'tır. Veren Allah'tır. Ama sen nimeti hor gözle bakarsan, nimeti saymazsan
yağmur yağdırmaz, kıtlık olur, alır elinden, vızır vızır ararsın. Kendine bak, kendine gel, nimete saygıyı terk etme. Güneş hakkı var o senin şeyde. Güneş olmasa meyve olgunlaşır mı? Buğday olgunlaşır da buğday olur mu? Ayın rolü var. Feleklerin, burçların rolü var. Hava, havayı estiren melekler, onların hakkı var. Hayvanların şimdi yakıyorlar tarladaki anızı. Orada kurt, kuş, böcekler var. Onları da yakıyorlar. Ola senin lehine yahu. Senin lehine. Bunlar senin için çalışıyor yahu. Toprağın altında delik açıyorlar kendilerine. Toprağı havalandırıyorlar. O deliklerden toprak oksijen alıyor. Muazzam bereketli oluyor. Amerika'da haşeratı öldürme ilaçları kullanmak kanunen yasak. Halbuki onlar icat etti DDT'yi. Bir bakmışlar, rekolte düşmüş. Araştırmışlar, hayvanlardan oluyor bu iş. Hayvanları öldürünce toprağı işlemiyorlar, delik açmıyorlar, oksijen alamıyor. Yılan, çıyan, böcek, hepsi yasak şimdi, halen yasak. En lüks otele gidiyorsunuz, otelin kapısında şakır şukur şey var, tespih gibi, niye işte sinek girmesin içeri diye. İlaç kullanmak yasak. Dışarıda yemek yiyemiyorsunuz sineklerden. Rekolte düşüyormuş onları öldürünce. O hayınlar da şimdi sen yakıyorsun, senin için çalışıyor zavallı, o toprağı havalandırıyor. Ölüyor, gübre oluyor o toprağa. Sen onu yakıyorsun, senin için çalışıyor. Hayvanların hakkı var. Bunları saymış İmam Gazali Hazretleri. En sonunda diyor, ekmekçi, fırıncı, işçisinin hakkı var diyor. Hakaret edemezsin, 300 tane çalışan var orada diyor. Bunu nasıl görmezlikten gelebilirsin? Ekmeğe de, yani Allah'ın verdiği nimetleri saymayla bitmez. Ve in ta'uddu nimete la tuhsuha. Saymayla bitmez. Onun için yerinde kullan, şükret. Allah'ın verdiğini hatırla, besmele çek. Besmele çekerek ye nimetleri. Ondan sonra artırıp horlama, çöpe atma ve şey etme, hiç olmazsa çiğneme, kötü yerlere atma da burada kuşa ver. Yani hakaret olmayacak şekilde kullan. Evet. Darekutni Ebu Hureyre'den nakletmiş efendim. İnnen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehe en yakta'a bissikkin. Ekmeği bıçakla kesmeyi peygamber yasakladı diyor. Hadis bu efendim. Hadis bu. Horlamış oluyorsun. Sen bizzat kendin yaparsın değil mi? Önem verdiğin şeyleri. Yani önemsiz şeyleri hadi git hallet desin. Ama çok önemliyse yok, bizzat kendim yapacağım. Elinle al ekmeği. Elinle böl ekmeği. Önem verdiğin alametidir o. Bıçağı onun için horlama anlamına alıyor peygamberimiz. Bıçağla kesme diyor. Bizzat kendin bismillah dersin. Mümin eli temiz alır. Yemeği el yıkamadan başlamaz. Mümin abdest alır. Temiz elinle bismillah diyerek parçala. Bıçakla kesmeyi yasakladı peygamberimiz diyor. Bu derece saygı sadedinde bunu söylüyor. Ekmeğe saygı duyunuz. Allah-u Teala'ya saygı duymuş olursunuz. Bu Tabarani'nin hadisi Ebu Sekine'den. Efendim bu Ebu Sekine, şimdi hep duyduğumuz Hama, humus var ya, şimdi olaylar orada çok oluyor. Orada yaşamış kalmış bir adam. Orada sahabiler var. Halid bin Velid de orada yatıyor, camisi var orada. Orada şimdi olaylar var. Bu Ebu Sekine de oradaki sahabilerden birisi. Esas adı Nihlam bin Suvar imiş. Ebu Sekine künyesiymiş. O hadis, o zahabiden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Gene ekmeğiyle ilgili ekrimul hubz fe inne min berekatis sema. Ekmeğe saygı duyun. Her türlü türüyle saygı duyun. Çünkü semanın bereketindendir o.
Yağmur semadan yağmıyor mu? Ekmek öyle olmuyor mu? Semanın bereketindendir. Vel arz. Arzın bereketindendir. Çünkü arz orada bitiyor. Ona saygı duyun. Saygı duyun. Ekmek bedenin gıdasıdır. Beden olmazsa ruh olur mu? Ruhla bedenden olursa insan. Bedeni geliştirmek için ekmek yemek lazım. Gıda, nimet yemek lazım. Onun için ruhun da kıvamı oluyor. Allah-u Teala diğer rızıklarına daha üstün tuttu, şereflendirdi ekmeği. Saygı duyun. Semadan indirdi. Şerefli, yüksek olan şeyler yükseklerde olur. Onu semadan indirdi bak ekmeği. Ekmeğin bitmesine sebep olan yağmuru. Semanın bereketidir dedi. Onu söyledi, şerefli olduğuna alamettir. Evet, kim onu atarsa, ekmeği alıyor böyle, böyle atıyor, fıydırıyor. Hakarettir. Ekmek atılır mı ya? Taş mı atıyorsun ya? Ekmeği o. Evet, Kur'an atılmaz böyle. Atıyor Kur'an'ı, yo yo yo, götür ver arkadaş. Kur'an'a saygısızlıktır, ekmek de atılmaz. Al al diyor böyle. Götür ver arkadaş. Gel alsın. Ekmeği atmak da saygısızlık diyor. Evet. Ona değersiz görmektir. Nimete horlamak anlamına, nimeti horlamak anlamına ve nankörlük anlamına gelir. Değerini bilmemek anlamına gelir. Evet. Bir kul nimete eziyet ederse böyle atıyor ya onu. Allah da onun belini kılar ve elinden alır diyor. O nimeti onun elinden alır diyor burada. Men ekele ma sakata mine sufrati. Evet, dinle şimdi. Bizim o kadar suçumuz var ki arkadaş. Allah yine bize ekmek veriyor. Bir kimse sofradan sofraya dökülen ekmek kırıntılarını ma sakata bak kırıntılarını yerse gufira lehu. Günahları affolunur. Benim nimetime saygı gösterdi diye sofradaki kırıntıları yersen sen alırsan çöpe atmazsan değerlendirirsen gufira lehu mahallahu anhu sagair vel kebair. Allah o nimetine, Allah'ın nimetine saygı duyan müminin günahlarını, büyük küçük günahlarını siler. Nimete saygı ya, sofraya dökülen. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Bize öyle öğretiyor değil mi? Televizyonlarda düşüyor, öyle gösteriyorlar ya, çocuk almaya kalkıyor, at at, annesi öyle diyor değil mi, böyle öyle gösteriyorlar. Muhammed Aleyhisselam da diyor ki atmayın, demeyin, demeyin, nimeti, o düşen nimeti, hocam sofraya düştü ya, mümin temiz olur, kendi temiz olduğu gibi sofrası temiz olur. Sofrayı niye temizlemedin hanımefendi? Çocuğun önüne koydun pis sofrayı. Gıcır gıcır yıkayacaksın, sileceksin, koyacaksın. Oraya biten nimet temiz olunca alıp yiyeceksin. Pis koymak zaten senin suçun. Bir de nimeti horluyorsun, çocuk mikrop bulaşır falan. Temizlemişsin ya o. Temizlediysen senin suçun o. Temiz sofra kuracaksın. Sofraya düşen ekmek kırıklarını da alıp yiyeceksin. Evet. Atarsan onu cefa yapmış olursun nimete. Çöpe atarsan hakaret etmiş olursun. Öyle diyor bak. Lem teket terci'u. Çoğu varmaz o nimet senden kaçar, geri gider. Horladın çünkü. Attın onu çöpe. Evet. Onun için sofradan düşenleri kim yerse günahları affolunur. Böyle güzel iş yapmış olur. Allah'ın hoşuna gider.